Selamun Aleyküm değerli dostlar. Son haberlere bakalım. Öncelikle Ukrayna Rusya son durumu aktarıyoruz. Zelenski Harki bölgesinde 30'dan fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu. Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunurken gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Ukrayna ordusu istihbaratı ve güvenlik servisinin operasyon düzenlediği ve toplamda Harki bölgesinde 30 kilometreden daha fazla yerleşim yerinde toplam 30 bölgenin kurtarıldığı belirtilirken bununla ilgili Zelenski'nin açıklamalarına yer verilmiş ardından dün gece 23.45'te Zelenski Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a birinci derece devlet liyakat nişanı verdi. Baykar Genel Müdürü Bayraktar Twitter hesabından paylaşımda bulunurken Zelenski tarafından kendisine bu nişanın takıldığını duyurdu. Bu kıymetli takdire layık gören Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim açıklaması yapılmış. Özellikle dostlar Rusya Harki bölgesine yoğun takviye gönderiyor. Rus haber ajansları dünden beri bu şekilde haberler paylaşırken Rusya Ukrayna ordusunun Moskova tarafından ele geçirilen toprakları geri almak için büyük çaplı operasyonu karşısında adeta çaresiz durumda. Neden bunu diyoruz dostlar? Özellikle Kupyansk bölgesinden bahsediyoruz. Tam olarak bu bölgeyi gösterelim. Ukrayna ordusu Kupyanks'a kadar dayanmış durumda. Yani buralardan buraya kadar gelmiş durumda. Rus savaş muhabiri de şu açıklamayı yapıyor. Ukrayna'nın Kupyanks'taki köprüye zarar vermesi sebebiyle Rus kuvvetlerinin şehre ulaşması ve geri çekilmesi potansiyel olarak sınırlandırılmış durumda. Dolayısıyla işin özeti dostlar Ruslar kuşatılmış durumda. Bu köprü dışarısında kaçacak yer yok. Dolayısıyla Rus ordusunun Kupyansk bölgesinde sıkıntıda olduğu haberleri aktarılıyor. Bunu da söyleyelim görüldüğü gibi bir nehirden bahsediyoruz ve burada dostlar Ukrayna ordusunun köprüleri vurduğu yönünde haberler paylaşılmış. Ardından yine önemli bir gelişme aktaralım. Bir cephanelik görmektesiniz. Ukrayna ordusu Balakliya'da Rus askeri cephaneliğini ele geçirmiş durumda. Burada çok sayıda Rus envanterinin Ukrayna ordusuna geçtiği değerlendirmesi yapılmış. Burada görmektesiniz dostlar sadece 4 adet fotoğraflar paylaşılmış. 10 saat önceki haber bu şekildeydi. Bunun dışında Ukrayna ordusu dostlar borishka bölgesinde tekrardan bayrak dikmiş durumda. Donetsk'te bombardıman olduğu haber aktarılıyor. Ukrayna ordusunun iki bölgede tekrardan kontrolü sağladığı belirtiliyor. Tam olarak bu bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki kırmızı renkli kısımlar tamamen renk değiştirecek. Ukrayna ordusu bir günde, iki günde hatta üç günde nasıl bu kadar ilerledi? Bu da soru işareti. Rus ordusunun Sumi bölgesine bağlı bir bölgede de hastaneyi vurduğu belirtiliyor. Burası da Rus ordusunun savaşın ikinci ayında çekildiği noktalardan bir tanesi. Yine Polonya Başbakanı görmektesiniz. Ukrayna Başbakanı Deniz Şimigıl ile Kiev'de bir araya geldikleri yönünde de fotoğraflar paylaşılmış. Özellikle son günlerde Ukrayna'nın ilerleyişini görmekteyiz. Bir video paylaşılmış Ukrayna kuvvetlerinin Siverski Donex nehri üzerinde köprüyü geçti ve liman veya Lyman'a ilerlediği yönünde dostlar haberler paylaşılmış. Tam olarak şu noktadan bahsediyoruz. Havalimanın yanındaki noktaya Ukrayna ordusunun ilerlediği belirtiliyor. Uzaklaştırıp gösterelim. Ukrayna ordusunun birkaç günde ilerlediği haberlerini arka arkaya aktarıyoruz. Rus muhabirlerde özellikle Vorgonzo gibi muhabirlerde bunu kabul etmiş durumda. Bunu da ifade edelim. Yine cephede Aselsan'ın SAR dual silah kulesi entegre edilmiş Ukrayna ordusuna ait MTLB aracı da sahada görüntülendi. Türk savunma sanayisi ürünleri özellikle Ukrayna'da sık sık karşımıza çıkmaya başlamış durumda. Bu arada dostlar Ukrayna birliklerinin köprüyü yıktığını söylemiştik. Rus medyası da bugün itibariyle bu haberi doğrulamış durumda. Bunu da ifade edelim. Ukrayna birliklerinin Kupyansk'tan doğuya doğru giden tek köprüyü yıktığı belirtiliyor. Dolayısıyla Rus askerleri kuşatılmış durumda. Birkaç saat önce Ukrayna birlikleri Oskolni'nin iki yakasını birbirine bağlayan Kupyansk'taki köprüyü yıkarken... Bunun nedeni Ukrayna ordusunun Kupyansk şehrine yönelik operasyonun arka planına karşı Rusya'nın takviyesini kesme girişimi dolayısıyla köprü yıkıldığı için Rusya'nın mühendislik birimleri apar topar muhtemelen köprü örüyor ya da Rusya'nın nehirden geçmesini sağlayan araçları buraya sevk edilmiş de olabilir bunu da ifade edelim. Oskol üzerinde köprünün nasıl vurulduğu henüz bilinmezken ancak hasara bakılırsa hem ağır Amerikan çok namlı roket atar sistemleri hem de uzun menzilli topçu sistemleri bu köprüyü vurmuş olabilir. Bu şekilde bir değerlendirme yapılmış. Şu anda Ukrayna birliklerinin şehri bombalamak için tanklar, ağır toplar ve çoklu fırlatma roket atar sistemleri kullanarak Kup Yanks'ı almaya çalıştığı biliniyor. Kentte başlayan yangınlar ve gökyüzüne yükselen dumanların kanıtladığı gibi darbeler kentin çeşitli bölgelerinde mevcut. Kupyans ve çevresindeki durumun ne kadar kritik olduğu bilinmezken ancak daha öncesinde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin büyük birliklerinin Harki bölgesine transfer edildiği biliniyordu. Özellikle çok damlı roket atarlar, ağır topçular ve hava savunmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu haber bu şekilde aktarılmış. Diğer haber dostlar Türk ülkeleri arasında ekonomik yakınlaşma devam ederken Özbekistan ve Türkmenistan'ın ortak otomobil üretim fabrikası kuracağı duyuruldu resmi ziyaret için Taşkent'e gelen Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dış Ticaret Bakanı'nın Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ile görüştüğü belirtiliyor. Ajansa göre taraflar 2022-2025 yılı için ticaret ve ekonomik işbirliği konusunda görüşmelerde bulunurken, Türkmen-Özbek hükümetler arası ticaret, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel işbirliği komisyonunun önümüzdeki 17. toplantısının bu yılın sonundan önce gerçekleştirilme olasılığında görüşmüş durumdalar. Türkmenistan'da otomobil, tarım ve ev aletlerinin ortak üretimine ilgi duyuluyor. Tacikistan'a gidiyoruz. Tacikistan'da Devlet Başkanı İmam Ali Rahman, İstiklal Meydanı ve Mimari Kompleks'in açılışında yer aldı. Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman ve Dushanbe Başkanı Rustem İmam Ali'nin Devlet Bağımsızlığı'nın 31. yıl dönümü onuruna başkentte İstiklal Meydanı ve İstiklal Sembolü'nün Mimari Kompleks'in açtığı belirtiliyor. Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan'da Kırgız halkının geleneksel kültüründe önemli yeri bulunan Komuz'un bugün itibariyle Komuz günü kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlandığı belirtiliyor. Kutlamalara Türk dili konuşan halkların geleneksel müzik sanatı araştırmacılarının katıldığı notu düşünmüş bir sempozyum düzenleniyor. Tatil merkezi Çolpanata şehrinde 5 gün süren sempozyumun ardından Bişkek Büyük Konser Salonu'nda Komuz çalan üstadların ve öğrencilerin sahne aldığı konserin düzenlendiği notu da düşünmüş. Diğer haber, temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ile Dışişleri Bakanlığı binasında medya temsilcilerinin açıklamalarda bulunduğu, dünya medyası Türkiye'nin Sırbistan'a nasıl TB2 sattığına şaşırmış durumda, hep bununla ilgili haberler paylaşılmış. Özellikle tarihsel bağlarımızla düşmanlık olan iki ülke arasındaki sadece bizimle değil o bölgede bizim dostumuz olan birçok ülkeyle sorun yaşayan Sırbistan'a TB2 satılmış durumda. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ülkenin Türkiye'nin bayrakları insansız hava araçlarının uzun müşteri listesine katılacağını duyurmuştu. Bu haber dünya medyasında gündem olmuş durumda. Yine Tacikistan'da Afgan mülteciler toplayıp sınır dışı ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı özellikle Afganların bu bölgeden sınır dışı edilmeye zorlandığı haberini aktarıyor. Bunu da not düşelim.